Biz demiştik ki finansal tablolar temel finansal tablolar ve yardımcı finansal tablolar diye ikiye ayrılır. Temel finansal tablolarda bilanço ve gelir tablosuydu. Bilançoyu uzun uzun konuştuk. Şimdi geliyoruz gelir tablosuna. Gelir tablosunun diğer isminde kar zarar tablosu. Ben aslında diğer ismini kullanmayı daha çok seviyorum kar zarar tablosu demeyi. Neden daha çok seviyorum? Çünkü gerçekten de işletmenin yaptığı tüm faaliyetleri sonucunda kar mı elde etti, zarar mı elde etti bize bunu gösteren bir finansal tablo. Yani gelir gider tablosu çok, tabii o isim de güzel bir isim ama kar zarar tablosu bence tam olarak kendisini ifade ediyor. Peki kar zarar tablosu diğer isimle gelir gider tablosu nedir diye soracak olursanız, gelir gider tablosu bir şirketin belirli bir dönemde elde ettiği gelirle yaptığı giderleri detaylandırılmış bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar ya da zarar olarak özetleyen bir tablodur. Elde edilen sonucun bilanço kar veya zarar rakamı ile eşit olması gerekmektedir. Bu dediğim gibi önemli bir konu. Bir de ikisinin eşit olması önemli. Diyeceksiniz ki bu kadar önemli, 5 kere söylediniz, neden bu kadar çok söylediniz? Çünkü zaman zaman ikisinin eşit olmadığı bilanço gelir tabloları karşınıza çıkabilir. O yüzden bu bilgi kirliliğini önlemek adına, çünkü bu finansal tabloları çıkartmak da o kadar göründüğü kadar kolay şeyler değil. Pek arka planında çok fazla çalışma gerektiriyor, çok fazla muhasebe kaydı gerektiriyor, çok fazla kapama işlemleri gerektiriyor. Bunlar yapılırken hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Dolayısıyla da gözden kaçan bir şey yani olabilir. Arka plandaki çalışma çok zahmetli olduğu için. Dolayısıyla bu gözden finans ya da muhasebe departmanınızdaki kişilerin gözden kaçırmasını siz kontrol ederken siz gözden kaçırmayın diye önemli olduğunu vurguluyorum. Peki kar zarar tablosu analizi bize ne sağlar? Ne gibi faydalar sağlar? Şimdi kar zarar tablosu dedik ya, aslında işletmenin yaptığı ya da mal ya da hizmet satıyor diyelim işletme. Bu mal ya da hizmeti satabilmek için katlandığı bütün masrafları ve bunun sonucunda da elde ettiği kar ya da zararı gösterdiği için bize bunun dışında ne gibi faydalar sağlar? Şu şekilde, bir hesap döneminde öz sermayesinde meydana gelen değişiklikleri ve sermaye sahipleri tarafından yatırılan kaynakların getirisini ortaya koyar. Yani ben bu işletmeyi diyelim ki 100 bin lira sermayeyle kurdum. Bu işletme bir yıl boyunca işledi ve bana koyduğum 100 bin lira sermaye karşılığında 10 bin lira kar elde ettirdi. O zaman ben koydum. Şimdi ben bir işletme sahibi olarak o zaman şunu düşünüyorum. 100 bin lira sermaye koydum. Yıl sonunda bana 10 bin lira kar elde ettirdiyse bu işletme, o zaman ben koyduğum parayı 10 senede ancak çıkaracağım. 10 seneden sonra da hani artık kâra geçmeye başlamış olacağım. Tabii her yıl aynı şekilde kâr getireceğini varsayarsak, belki ilerleyen yıllarda kademeli olarak daha fazla kâr getirebilir. Ama hani onu her yıl aynı oranda, aynı tutarda kâr getireceğini varsayarsak konuşuyorum. Dolayısıyla ben kâr zarar tablosunu elime aldığımda neyi anlamış oluyorum? Bana ne gibi bir fayda sağlamış oluyor? Benim koyduğum sermayenin bana getirisini ortaya koymuş oluyor. Sonra yatırım, pazarlama, üretim ve finansman, personel politikalarına ilişkin kararlar alınmasına yardımcı olur. Ne gibi kararlar alınmasına yardımcı olur? Bir işletme yöneticisiniz. Gelir gider tablosuna baktığınızda bakacaksınız ki orada faaliyet giderleriniz diyelim ki çok. Bu faaliyet giderlerinin çok olduğunu görürseniz bu faaliyet giderlerinin içerisinde ne var diye detay mizanı açıp bakacağız. Detay mizanına bir bakıyoruz ki işte personel maaşları çok fazla. Şimdi bunu gördüğünüz zaman şunu söylemelisiniz akıllı bir işletme sahibi olarak. Benim personel maaşlarım niye bu kadar fazla? Acaba atıl personelim mi var? Yoksa ben bu yıl benim yatırım yılımdı, o yüzden mi kâr edemedim? Bunları diklemeniz, incelemeniz, kendi kendinize kararlar vermeniz gerekmekte. Bir gelir tablosundaki rakamın yüksek ya da az oluşu hiçbir zaman tek başına düşünülmemesi gerekir. Dediğim gibi yeni kurulmuş bir şirketse personel masraflarının yüksek olması çok normal. Çünkü yeni kurulmuş, zaten satış hedefi en az bir yıldan sonradır diye düşünülebilir. Ama çok köklü bir firmaysa, 10 yıldır var olan bir firma, 10 yıldır kârda olan bir firmaysa, baktık ki personel masrafları çok yüksek, o zaman şunu anlamalıyız. Acaba sektörün üstünde bir maaş mı veriyoruz personelimize? Ya da bizim personelimiz verimsiz çalışıyor.
Hani diyelim ki sektörün üstüne maaş vermediğimizi düşündük. O zaman şunu düşünmeliyiz. Aslında dediğim gibi o kadar çok şey bize firma ile ilgili fikir veriyor ki bunlar. Böyle küçük küçük noktalar gibi görünüyor ama firma ile ilgili muazzam derecede önemli, kıymetli bilgiler veriyor. Demeliyiz ki evet benim sektör ortalamasında maaş vermişim. Niye hala personel maaşlarım yüksek? O zaman şunu anlamalıyız. Personel maaşım yüksek değil. Personelin verimliliği az. Neden verimliliği az? Çünkü ben personele sektör ortalamasında maaş vermişim. Ürünü üretecek kadar personel elde etmişim ama benim personelim satış yapmıyor. Neden satış yapmıyor? Verimliliği düşük. Neden düşük? Şirket bağlılığı düşük olabilir, motivasyonu düşük olabilir ya da ne bileyim kötü ekip başları vardır. Bu kötü ekip başları ekipleri doğru yönetemiyor olabilir. Dolayısıyla bu tip kararları alabilmemiz için bizler kar zarar tablosunu dikkatli bir şekilde analiz etmeliyiz. Tabii bunları sizler yaparken tek başınıza yapmanız başlangıçta zor olabilir. Dolayısıyla iyi bir mali müşavirden finans danışmanlık hizmeti alarak bunu yürütebilirsiniz. Hatta benim sizlere tavsiyem mevcut mali müşavirinizden bunu her ay istemelisiniz. Size doyurucu bilgiler verecektir eminim ki. Çift göz prensibi olsun Burcu Hanım. Ben mevcut mali müşavirimden ve finans departmanından bu analizleri aylık olarak zaten alıyorum derseniz de çift göz prensibi gereği başka bir mali müşavirden bu konuyla ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Çünkü her zaman ikinci göz daha iyidir. Her zaman kontrol, iç denetim yani mükemmeli getirir. Şimdi kar zarar tablosu analizinin diğer detay faydalarına iniyorum. Diğer detay faydalarından bir tanesi de kar dağıtım kararlarını ve işletmeden çekilecek karın şirket faaliyetlerine etkisinin ölçülmesini sağlar. Yani ben kar zarar tablosunda kar elde ettiğimi gördüm ama bu karı dağıtacak mıyım? Yoksa işletmede bırakıp o işletmenin faaliyetlerine devam etmesi için mi bırakacağım? Ona karar vermenizi sağlar. İşletmeye sermaye veya kredi sağlayan kişi ve kuruluşlara şirketin karlılığı ya da borcun, kaynağın geri dönüşüm hızı hakkında bilgi verir. Bu çok önemli bir şey. Neden çok önemli bir şey? Diyelim ki bir işletmeniz var ya da siz bir işletmede yöneticisiniz. Biliyorsunuz ki bankalardan kredi kullanmak istediğinizde eğer krediyle büyümek istiyorsa bu işletme hemen banka sizlerden bilanço, gelir tablosu, işte geçici vergi beyannamesi ve detay mizan istiyor. Bu fikstir. Bunları kesin ister. Bunlar dışında bir sürü şey daha ister. O ayrı ama şimdi dersinizin konusu olmadığı için diğerlerine girmiyorum. Siz şimdi bilanço ve gelir tablosu verdiğinizde buna ne yapıyor banka? İlk önce gidiyor. O dönemki geçici vergi beyannamesiyle gelir gider kar zarar tablosu rakamları aynı mı ona bakıyor. Çünkü kendisi o geçici vergi beyannamesindeki rakamları esas alır. Çünkü devlete beyan ettiğiniz rakamları her zaman herkes esas alır. Bakıyor ki eğer aynıysa o zaman o işletme kârda mı zararda mı ona bakıyor. Hiçbir banka zararlı olan işletmeye kredi vermek istemez. Niye versin? Ben olsam ben de istemem. Neden istemem? Çünkü bir firma zarardaysa ben de yani zararda olan birine niye borç vereyim sonuçta? Bankasınız, borç veriyorsunuz. Bu verdiğiniz borcun geri ödenmesi sizin için çok kıymetli. Sizin işiniz de bu. İşiniz ne? Krediyi vereceğim. Bu krediyi doğru zamanda geri alacağım. İşiniz bu o zaman siz bu gelir gider tablosunda ne yapacaksınız? Şu işletmenin kârda olup olmadığına bakacaksınız. İşletme kârdaysa da daha detaylı analizler yapacaksınız. Ne gibi detaylı analizler? Bu kârın sebebi ne? Bu kâr olağan kâr mı? Olağan dışı kâr mı? Şimdi birazdan o detayları da göreceğiz sizlerle. Çünkü gelir tablosu hesaplarını da koydum. Olağan kârla olağan dışı kâr arasındaki fark nedir diye sorarsanız da olağan kârla olağan dışı kâr arasındaki fark şu. İşletmenin olağan kârı daha kıymetli bir kâr. Olağan dışı kâr adı üzerinde olağan dışı yani işletmenin olağan faaliyetlerinin elde ettiği bir kâr değil. Peki olağan dışı kâr ne olabilir? Olağan dışı kâr şu. Mesela işletme 2021 yılında mevcut bir evi vardır, arabası vardır işletmenin. Bu evi çok yüksek bir karla satmıştır. Aldığında atıyorum 1 milyon aldı, 8 milyona sattı, 7 milyon kar elde etti. Amortismandan arındırılmış rakamlarla konuşuyorum. Bu olağan dışı kar 2022'de de olacak diye bir şey yok. Adı üzerinde olağan dışı. İşletmenin faaliyetiyle alakalı bir şey, ana faaliyetiyle alakalı bir şey değil. Bir seferlik bir kar. Çünkü belki bir tane evi ya da arabası var sattı 2021'de. O kar da cebine koydu. 2022'de bir bakıyoruz ki firmanın kârı falan kalmadı. Bu
Özellikle şu durumlarda çok önemli. Eğer olağan zararı var ama olağan dışı dönem sonuna baktığımızda işletme kârdaysa, o zaman şunu mesela anlamalıyız akıllı bir yönetici olarak. Bu işletme varlıklarını elden çıkarmaya başlamış. Kendi faaliyetleriyle kâr elde edemiyor ama kâr elde edememekle birlikte faaliyetlerini devam etmek istediği için mevcut duran varlıklarını aktifinde sahip olduğu ürünleri satmaya başlamış ve kendini bu şekilde kârda gösteriyor. Bu kâr suni bir kâr, bu kâr eriyecek diye hemen bu firmayla ilgili bir takım ön yargı demeyeceğim ama ipuçlarına erişmiş olur. Bu ipuçları üzerinden de firmayı daha iyi tanımış olursunuz. Firmayı iyi tanımak neden önemli? Şunun için önemli. Şimdi kendi firmanızı iyi tanımanız çok önemli. Neden çok önemli? Kendi firmanızda sizler iyi mühendisler olabilirsiniz. Toplam kalite yönetimine göre en ideal ürünü en ucuz maliyetle üretiyor olabilirsiniz. En ideal paradan sattırıyor olabilirsiniz. Ama bir işletme yönetmek demek sadece ürünü en iyi şekilde, en verimli bir şekilde üretmek demek değil maalesef. Aynı şekilde, aynı anda o işletmenin bütün fonksiyonlarını çok doğru bir şekilde kullanmak demek. İşletmenin fonksiyonlarından bir tanesi de muhasebe ve finans olduğunu düşünürsek, akıllı bir yönetici ya da işletme sahibinin muhasebe ve finans alanında temel düzeyde bilgilerinin yanı sıra kendi işletmesiyle ilgili sinyaller verdiğinde çok iyi bilmeli. Yani bir işletme sahibi hiçbir zaman vergi için muhasebe ve finans yapmamalı. Tamamen kendi için, yönetim için muhasebe ve finans yapmalı. Vergi çıkıyorsa ödenecek, ona yapılacak bir şey yok zaten. Keşke hepimiz hep kâr etsek işletmelerimizde, hep vergi ödesek. Bizim ana prensibimiz vergi muhasebesi tutmak değil, yönetim muhasebesi tutmak. Neden yönetim muhasebesi tutmak? Çünkü işletmelerin sürekliliğinin olması gerektiğini düşünüyoruz. İşletmeler sürekliliğini sağlayabilmesi için ne yapması gerekiyor? Bir takım bir değer yaratması gerekiyor. Bu değeri yaratırken de bir değer zinciri var. Hepimizin bildiği. Değer zinciri neyle başlıyor? İşte araştırma geliştirme ile başlıyor. En son muhasebe finansla bitiyor. Siz bu değer zinciri halkalarından bir tanesini eksik yaparsanız ne oluyor? O zaman işletmenizin bir bacağı topallamaya başlıyor. Bir bacağı topallayan işletmenin sürekliliği ne kadar olur? Halbuki biz biliyoruz ki işletmelerde süreklilik son derece önemli. Bu sürekliliğin sağlanabilmesi için de bütün değer zincir halkalarının tam zamanlı, tam efektif çalışması çok önemli. Bunun için de sizlerin işletme yöneticisi ya da sahibi olarak bu aşamalarda müdahale etmeniz kıymetli. Ya da şöyle söyleyeyim, hadi kendi işletmenizi bir yana koydum. İlerleyen günlerde bir işletmeye de ortaklığa girmek istiyorsunuz. Bu ortaklar girmeden önce o işletmenin finansal tablolarını almak istemeyecek misiniz? Tabii ki de isteyeceksiniz. Tabii ki de inceleyeceksiniz. Elbette ki sizin tek başınıza incelemeniz çok doğru kararlar olmaz. Bunu muhasebe ve finans uzmanlarıyla beraber yapmalısınız. Muhasebe ve finans uzmanıyla beraber yaparken de ama basiretli bir iş adamı olarak ki zaten her tacir biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'na göre basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorundadır. Bu zaten hukukun getirdiği bir şey. Siz basiretli iş adamı gibi davranmak zorundaysanız bu basiretli iş adamı demek ne demek? Basiretli iş adamı demek işletmesini doğru öngören, kanunun ona vermiş olduğu yükümlülükleri yerine getiren kişi demek. Dolayısıyla siz işletmenin geleceğini doğru öngörebilmeniz için muhasebe ve finans uzmanlarının yapacağı bu değerlendirmelerde direkt yanlarında bulunup sizlere doğru açıklamaları yapıp yapmadığını, çok yönlü bir beyin fırtınası yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Tekrar etmek gerekirse siz kendi işletmeniz için işletmenizin geleceğine yönelik bilanço ve kâr zarar tablosunu sürekli aylık kontrol ediyor olabilirsiniz. Ama yarın öbür gün başka bir işletmeyle birleşmek ya da başka bir işletmeyi satın almak istediğinizde de onların bilanço ve gelir tablolarını incelerken bakmalısınız. Hani kâr dağıtımda neye karar vermişler ya da işte bu işletmenin kârlılığı nedir, ne değildir bunları detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Son olarak da diyoruz ki kâr zarar tablosu dönem sonunda ödenecek gelir ya da kurumlar vergisinin hesaplanmasını sağlar. Ben şöyle söyleyeyim, bir mali müşavir olarak bunu söylüyorum. Demin de söylemiştim.
En güzel kısmı bir kar zarar tablosunda bu kısım. Aslında bir işletme yöneticisi tabii ki de vergi planlaması yapmalı. Tabii ki de bir yıl öncesinden bütçe yaparken, mesela şu anda 2022 yılındayız ama 2021 Ekim ayında 2022'nin bütçeleri işletmede yapılmış olması gerekiyor. Tabii ki de bu bütçeyi yaparken vergi planlamasını da yapmalıyız. Ödeyeceğimiz vergiyi de hesaba katmalıyız. Ama en başın, yani birkaç dakika öncesinde de söylediğim gibi bizler bu kısmı en güzel kısmı olarak görüyoruz. Keşke işletmeler hep kâr etsin. Etsin ki vergi ödesin. Bunda herhangi bir sakınca görmüyoruz. Şimdi gelir gider tablosundaki hesap kalemlerinden ben biraz bahsetmek istiyorum. Bunlar brüt satışlarla başlıyor. Sonra satıştan iadeler düşüyor. Net satışlar geliyor. Sonra bu satışların maliyeti düşüyor. Brüt satış kâr zararınızı görüyoruz. Brüt satış kâr zararınızdan faaliyet giderleriniz eksiliyor. Faaliyet kâr zararınızı görüyoruz. Böyle böyle aşağı doğru indiğinde dönem net kâr zararını elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben biraz konuyu hızlandırmak adına, çünkü süremi de aktif kullanmak istiyorum. 30 dakikamız geçmiş. Şunu söyleyeyim. Mesela bir gelir tablosu incelediğinizde bakıyorsunuz brüt satış kârı 1 milyon. Faaliyet kârı 400 bin liraya düştü. Ne oldu bu 600 bin liraya? Ne oldu bu 600 bin lira? Bu 600 bin lira faaliyet giderlerine gitti. Faaliyet giderleri 600 bin lira olmalı mı? Çok mu? Az mı? Bunu işletme sahibi olarak hemen böyle bir şey yapmalısınız, düşünmelisiniz. Neden düşünmelisiniz? Çünkü faaliyet giderleri nelerdir? Araştırma geliştirme gideri, finansman gideri ve pazarlama satış gideridir. Bu üç giderden hangisi daha fazla olmuş ya da neden fazla olmuş? Bunların detaylarına inip işletmenizin geleceğiyle ilgili kararlar alırken bunları didiklemelisiniz, incelemelisiniz.